Bali'deyim. Murano'dayım. Şu an Murano'yu geziyorum. Murano aslında Venedik'e bağlı küçük adalardan bir tanesi. Cam işçiliğiyle çok meşhur. Zaten onun yapım tekniklerini de videoya ekliyor olacağım. Harikaydı. İnanılmaz yani. Cama öyle bir şekil veriyorlar ki şok oluyorsun. Ve çok güzel bir kolyeye düştüm. Sanırım dönüşte o kolyeyi alacağım. All'interno c'è un recipiente con le tre materie principali: sabbia di silicio, potassio e sodio. Dopo 8 ore di fondita, queste materie ci danno il vetro trasparente. We see now the demonstration of the two most important techniques for a work of glass. The first one is the oldest and it's called the deployment technique. The master will show you now a little base. In the oven, we have a temperature of 1200 degrees. And there is a recipient inside with the three principal materials, silicate sand, potassium and sodium. After 8 hours in the oven, these materials will give us the transparent glass. Vemos ahora las dos técnicas más importantes para el trabajo de distancia en la chimenea souffle. Notre maître va vous faire un petit vase. À l'intérieur du four, on a une température de 1200 degrés. Il y a un croissé avec les matières pour le verre, sable de silice, potasse et sodium. Après 8 heures à fond, on obtient des verres transparents. Unsere Meister wir die zwei wichtigsten Techniken der Fernarbeiter des Strassezeiger. Die erste Technik ist die geblasene Technik und der Meister macht eine kleine Vase. Im Ofen gibt es eine Temperatur von 1200 Grad. Und es gibt eine Schmelztiegel mit den drei Bestandteilen des Glases zusammenschmelzen. Silicium Sand, Natriumkarbon und Kalium. Nach 8 Stunden im Ofen bekommt man durchsichtiges Glas. Alla fine del lavoro il vasetto avrà una temperatura di circa 900 gradi, ma si romperà per lo shock termico dovuto all'incontro con la temperatura ambiente. Per evitarlo i pezzi vanno inseriti nei forni a tempera dove si raffreddano lentamente. At the end of the day we have a temperature of 900 degrees, but it will break because of the thermic shock caused by the meeting with the room temperature. To avoid this thermic shock, we have to put the pieces in a different kind of oven, where they will cool down their temperature slowly. Al finale il ferrero otterrà una temperatura di 900 grados, però si irà a romper con il shock termico causato por el encuentro con la temperatura ambiente. Para evitar este shock termico, tenemos que poner los piezos en los hornos a tempera, en los cuales se van a enfriar lentamente. Notre base terminée a una temperatura de 900 degrés, mais se va casser por el shock thermique causé por la temperatura ambiante. Por ça, on doit mettre le pince dans le four de tempérage pour réduire la température. Unsere base ben esperti is a plena temperatura von 900 grados. Es muss in einen anderen Ofen gestellt werden, und so die Temperatur sehr, sehr langsam zu senken. Il maestro avrà solo 10 secondi dopo quest'ultimo riscaldamento per aprire il vasetto. The master will only have 10 seconds to open the vase after this last rework. El maestro tendrá solamente 10 segundos para abrir el florero. Notre maître aura máximo 10 secondi per donare la confinare del vase. Unsere Meister hat 10 Sekunden zu open il vase. Et pour la part, il est choqué. Alors,
risorite che picca in tuo sculture o grosso di succhio in cartella del Beard. Del Westermark e il Planet Fair, usare anche nuova svegli mutanzaide. Vai a ritmeni in classe al Viper, spunter capi di molte delizze. Non ci sono scuole per questo mestiere, solo ragazzi che vengono nelle fornaci e fanno pratica con i maestri per 15-20 anni. Solo i migliori poi diventano maestri, gli altri rimangono assistenti. Dell'anno scorso di spend a job, only boys who come to the factories and work with the masters for 15 to 20 years. Only the best become masters at the end, the old remain assisted. Noi è quella per questo tipo di lavoro. Solo cinque specie nella fabbrica si trovano con los maestros para 15 o 20 años. Solo l'uomo puede ser ser maestros al final, los otros se quedan ayudantes. Ogni par de copos se mette, solo un verson che viene sì, mi trovaglia per un metro perché è in verità. Solo un meglio di ventro un metro, le donne e se non passi stop. E di fare sciogliere il tuo disegno e l'uff, più che loro che comunque del confe, un tabaglio mi del maestro, più che un sempre smai si chiarino, non ha di perso il verde maestro. Odasındayım. Şu an dantelleriyle ünlü Balıkçı kasabası. Ve inanılmaz güzel. Bayıldım, size de göstereceğim. Arkadaşlar, çekmeye doyamıyorum. Gerçekten çekmeye doyamıyorum. O kadar güzel bir yerdeyim ki. Kesinlikle Burano favori adam ve çok güzel. Venedik'e gelmediyseniz daha önce ve gelme planları yapıyorsanız mutlaka bu adaları da gezmenizi öneririm. Ben Burano Torcello adalarının gezisine katılıyorum. Get Your Guide üzerine yapmıştım. Linki aşağıya bırakırım. Harika. Gerçekten çok güzel bir yer. Bayıldım. Bu adanın şöyle bir özelliği var. Muhtemelen Google'larsanız veya vlogları izlerseniz, ki ben çok fazla vlog izlemiştim buraya gelmeden önce. Özellikle yabancı vlogları. Bu adanın evlerinin bu kadar renkli olmasının sebebi Balıkçı kasabası olması. Özellikle fırtınalarda, sisli havalarda bu evlerin sahipleri, yani yerli halk, kendi evini daha kolay bulabilmek için ve renginden tanıyabilmek için rengarenk evleri boyamışlar. O yüzden çok keskin hatlarla yan yana olan binalar birbirinden ayrılıyorlar. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aynı zamanda Burano danteliyle ünlü. Farklı bir İtalyan danteli var. Özellikle çok eski zamanlarda, işte 16. 17. yüzyılda genellikle Venedikli tüccarlar bunun aslında ihracatını
yapıyormuş diğer ülkelere. Çok kıymetli bir danteli var. Ama bu dantel, eğer görürsem göstereceğim, bizim bildiğimiz dantel gibi değil de daha çok ortadan işlemeli aslında. Biraz daha farklı gösteriyor olacağım onu da. Tekrar bu sefer neredeyim? İtalyancayla Torcello. Torcello odasındayım ve bir hayli yürüyerek ancak merkeze varıyoruz. Merkezine. İki tane çok tarihi kilise varmış burada. Onları ziyaret edeceğim. Ama paralelde eskiden bu Venedik'in adaların en büyüğü ve en yoğun nüfuslusuyken şimdiki süreçte çok çok azalmış nüfus. Ama çok tarihi bir kasaba. Bakalım sizlere göstereceğim yine. Favorim Burano. Kesinlikle. Torcello bir kere çok küçük. Burano orta boyutluydu sanırım. Ama en büyüğü Burano'ydu ve çok güzeldi. Şurada gördüğünüz taht Attila'nın olduğu söyleniyor. Bir söylenti tabii ki. Hun İmparatoru Attila'nın. Burada rehber yaklaşık 1 saat verdi. Çok küçük olduğu için gerçekten de 1 saatte geziliyor. Ben yarım saatte gezdim. Şimdi Venedik'e dönmek için tekrar ana iskeleye yürüyeceğim. Bir 15-20 dakika var zaten vapurun kalkmasına. Ama adalara mutlaka gelmelisiniz. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you.